Dünya şampiyonluğu yolunda bir ay süren zorlu bir turnuva. Fisher'ın galibiyet yüzdesi 65. Tabi adaylar turnuvası çeyrek ve yarı final skorları dikkate alınırsa bu yüzde oldukça doğal ve kabul edilebilir. Sondan bir önceki tur Fisher lider rakibi Grigorich. D4, At F6. C4, E6. At C3, C5. Benoni savunması. D5. Değerli merkez piyonu vermiyor. Alan üstünlüğü elde eder. Elbette piyonu kendi haline bıraktı, bu karelerde güzel bir kontrol sağlar. E alır D5, C alır D5, D6. Piyon yapısı kararlı bir hale geldi. İlgili yerlerde sayısal üstünlükler büyük ustalara strateji konusunda yol gösterir. At F3 G6 Rok atılması için fazladan bir tempo verir. Ancak filin uzun çaprazda ne kadar güçlü olduğunu söylemeye gerek yok. Bir de fil E7'de pek güzel durmuyor değil mi? E hattında baskı düşünceleri var. E4. En ilkeli karar. Merkeze piyon geldi. Alan üstünlüğü. Satrançta genellikle bir avantaj elde ederken vazgeçtiğiniz şeyler olur. Merkez D4 karesi. Bir gün buraya gelecek rakip kuvvetler keyfinizi kaçırabilir. Fil G7, fil E2, kısa rok, kısa rok, kale E8. Rakipte. İki piyonu burada hayal edin. Büyük problem olurdu. D6 maç boyunca stabil bir zayıflık, hedefte kalabilir, yalnız önemli bir görevi var. At D2 Standart bir manevra E4'e yeterli desteği verdikten sonra at c 4le zayıf piyona yüklenebilir. At B D7 Şah kanadını piyonu zayıflatabilecek bir kararı henüz vermiyor. A4. Buradaki üstünlük harekete geçerse tehlikeli olur. Önlem aldı. At E5. F4 tempoyla at ileriye doğru. E3 karesi tatsız olurdu. Vezir C2 Peki. G5 At piyonla rahatsız edilemez. At F3 Hayalleri ve bir tempo kaybı olsa bile merkezde at oldukça kuvvetli. At alır F3. Fil alır F3. H6. Robert James Fisher temkinli bir kararla bu tarafta olduğu gibi kareleri tutuyor. Rakip fili kısıtlar, kendi fili etkilenmez. Bu nedenle fil varlığı yokluğu pek belli olmadığı D2'den geldi. A6 Bu fikrinden vazgeçmiş sayılmaz. Hemen fil E2. Vezir E7 Yükleniyor. Kale A E1 Piyonu alırsa at e4, at e4, vezir alır e4, fil d3, materyal kaybeder. Ver veziri, kale boşta. Bu nedenle vezir e5. Şah h1, vezir d4. Ve şimdi piyonu alabilir. F3 ve artık at ileriye, şaha doğru. Ataş 5. Vezir merkezde kuvvetli. Rahatsız ediyor. At B5. Bir feda. Ağılır B5. Fil alır b5. Ver kaleyi ve bir de fil c3. Vezir düşer. Bu nedenle hemen vezir e5. Fil c3 tempoyla vezir e7. Fil alır e8. Vezir alır e8. Fil alır g7. Şah alır. G7 ve B4. Veziri geri püskürttü. At file kale piyon aldı. Bakalım. C alır B4, vezir B2, vezir E5, vezir alır B4. Zayıflıklar var. Doğru. At F4. Kalite kazanmak ister. Kale D1. B6. Fil oyuna girebilir. Üzerinde bir yük kalmadı. Burada çok güzel bir hesap var. vezirle piyonu alırsa kale alır a4 sanki vezir c6 materyal kaybediyor ver kaleyi ver fili vezir b2 ver matı kale g1 savunma fil h3 mükemmel mat ister ve fili alırsa kale a2 mata çare yok. Harika. Bu nedenle b6 Gligoriç taktiği görüyor. Kale f2 savunma. Aslında derin birkaç hamle ilerisini hesaplarken büyük bir hata yaptı. Sizler de videoyu durdurup düşünebilirsiniz. At d3. Ver kaleyi, ver veziri ve atı alırsa vezir a1 biraz sonra mat olurdu. At d3, vezir alır b6, at alır f2, vezir alır f2, kale alır a4. Fil önde rahat bir kazanç. Şah g1, kale a1. Vezir e1. Elbette kaleyi alabilirdi. Fischer'ın tercihi Kale A2. Vezir G3, vezir B2. Materyal üstün olmasına rağmen vezirleri tahtada tutuyor. Mat etmek istiyorum. Rakipte vezir, kale, savunmaya bağlı. Ve piyonlar ilerlemiyor. h 4 Son bir deneme ve kale A1 terk. Bu kadar yeter. Fisher'ın oyun sonu tekniğini test etmek iyi bir fikir değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, satrançla kalın.